Merhaba, ben Arturo Paturi. Bana kısaca Art ya da artist diyebilirsiniz. Sanat tarihinde keşifleri izliyorsunuz. Hem de benim sunumumla. Ve tabii bir de el var. Tamam, tamam. Ya geri kalanım nerede? Bekliyorum. Ah, oh, ah! Ah, bana neler oluyor? Çok duygusal ve yıkılmış hissediyorum. Sanki tüm hayatım paramparça oldu. Ve ben mendil lütfen. Görünen o ki 20. yüzyıl sanatından bahsedeceğiz. 20. yüzyılın başında bir Fransız terimi olan ve vahşi hayvanlar anlamına gelen fovizm, Henri Matisse öncülüğünde gelişti. Renkleri bir nevi gerçekliğe baş kaldırmak amacıyla kullandı Matisse. Yeni sanattaki yaklaşımlara uyan bir terim ise avantgardtı. Avantgard Fransızca askeri bir terimdir ve öncü birlik sözcüğünden gelir. Avantgard olmak o zamanlarda çok havalıydı. Hazır! İspanyol bir sanat profesörünün oğlu olan Pablo Picasso sanat dahisiydi. 14 yaşında çizdiği otoportresinden de anlaşılacağı gibi akademik bir eğitim almıştı. 1907'de Picasso Les Demoiselles d'Avignon yani Avignonlu kızları çizmeye başladı. Bu ezber bozan resim geleneksel sanattaki doğrusal perspektifi ve yuvarlak hatları değiştirdi. Yerine parçalanmış düzlem ve iki boyutlu kasıtlı çizilmiş düz yüzeyi koydu. Picasso bununla kübizm denilen yeni bir deneysel hareket başlattı. Bay Art, eğer kabul edersen görevin Dada hareketinin içine sızmaktır. Birinci Dünya Savaşı zamanı asi bir grup sanatçı, toplum böyle kötü olmaya devam ederse bundan sonra geleneklerin bir parçası olmayacaklarına karar verdiler. Marcel Duchamp, Mona Lisa'ya sakal bıyık ekledi ve arkaya da Fransız basitliğini çizerek başladı. Çok kaba. Dadaların tek kuralı kural olmamasıydı. Bu yüzden Duchamp modern heykel olarak bir pisuar sergiledi, adını çeşme koydu ve kenarına sahte bir isim yazdı. Arturo Paturi. Sonuç olarak kuralı olmayan her şey sanat sayılabilirdi. Başta halk ayaklandı. Bu durum dadaistleri çok sevindirdi. Onların yaptığı sanatın amacı dünyayı dürtüp rahatsız etmekti ve başarılı oluyorlardı. Ama sonuç olarak dadaistler kabullenilmedi ve hatta onlara saygı bile duyulmadı. Bu dadaistleri şoke etti ve akımlarının kendisini ima etmesine sebep oldu. 5, 4, 3, 2, 1... Sürrealistler için keşfedilecek başka bir yer daha vardı. Hayaller diyarı. Gösterişli, egzantrik ve kendini tanıtma ustası Salvador Dali, 1931'de Belleğin Azmi eserini yapmıştı. Bazı eleştirmenler bunu izafiyetin yeni teorisinin görsel anlatımı olarak yorumlamıştı. Ama Dali'ye ölüm döşeğinde eriyen cep saatleri imajının Einstein'ın teorisiyle bir ilgisi olup olunmadığı sorulduğunda Dali şöyle yanıt verdi. Hayır! Benim güneşin altında eriyen kamember peyniri algıma dayanarak çizdiğim bir şeydi. Belçikalı sanatçı René Magritte, sürrealist hayallerini günlük objeleri olağan dışı kombinasyonlarla karıştırarak ve genel mantığı çarpıtarak yarattı. Bazı eleştirmenler onun sanatının hiçbir cevabı barındırmaması, sadece gizem taşımasından şikayet ettiler ve bana sormayın bunu. Burnunda elma olan bir adamın herhangi bir cevabı olmasını bekleyemezsin. Vasily Kandinsky çocukken cello ve piyano çalmayı öğrendi. Alman ekspresyonizmi ya da dışa vurumculuğu da denilen bir sanat akımında lider olan Kandinsky, konuşamıyorum. Hayatı boyunca müzikten derin bir şekilde etkilenmişti. Kandinsky müzik notalarını renk olarak ya da tam tersi renkleri müzik notaları olarak görebildiğini iddia ediyordu. Temsili sanatı soyut kompozisyonlar için tamamen geride bıraktı. Görsel ahenk yaratmak ve müzik gibi ruhi halini ifade etmek için renkleri not olarak kullandı. Rusya'da doğmasına rağmen yaşamının çoğunu Almanya'da geçirdi. Ta ki 1933'te Naziler iktidara gelene dek. Sonra Paris'e kaçtı. Soyut dışa vurumculuk Amerika'da 2. Dünya Savaşı kaosunun arasından ortaya çıkmıştır. Belirgin bir tarzdan çok filozofik olan Jackson Pollock baş temsilcisiydi. Büyük bir kanvasa boya damlatarak yeni bir teknik geliştirmişti. Pollock kanvasın etrafında dans ederek caz müzisyeni gibi boyayı pul pul sıçratıyordu. Nasıl hareket ediyorsa öyle doğaçlama resim yapıyordu. Soyut dışa vurumculuk uluslararası önem kazanan ilk Amerikan sanat akımıydı. Yaratıcılığınız akıp giderken birinin önünüzde olmadığından emin olun yeter. Peçeteniz ya da ıslak mendiliniz var mı acaba? Lütfen. Pat, küt, bam! Ve işte pop art. Pop art soyut dışa vurumculuğun mantığına karşı inen bir darbeydi.
Andy Warhol grafik sanat eğitimi aldı ve güzel sanatlar dünyasıyla önemli popüler kültür resimleri arasındaki ön yargılı boşlukta bir köprü olabilmeyi başardı. Alt ve üst sanat seviyelerini harmanladı. Patates patates, domates domates, domates çorbası. 60'larda rock'n'roll müziği gençleri dans etmeye yöneltti ve optik illüzyonlarla gözleri çılgına çeviren op artı yaratmalarını sağladı. Bridget Riley tarafından yapılan bu karelerdeki hareket adlı kompozisyon gibi. Buna bir süre bakınca gözler kareleri hareket ediyormuş gibi görmeye başlıyor. Oldukça çılgın. Resim hareket ediyor yoksa öyle mi gözüküyor? Sette baş dönmesine gelecek bir ilaç var mı acaba arkadaşlar? Lütfen tek ihtiyacım olan şey oturmak. Georgia O'Keeffe New York'ta yaşadı ama uzak diyar dediği New Mexico'yu çok severdi. Eşi ünlü fotoğrafçı Alfred Stieglitz öldüğünde kendisine ilham kaynağı olan yere taşındı. Büyüteç altındaymış gibi olan büyük ayçiçeği resimlerini açıklarken şöyle demiş: "Benim gördüğüme bakmanız için zaman yaratmanızı sağladım. Eskiden yeniye doğru." Pueblo yerlisi olan Maria Martinez Santa Fe'de doğdu. Kabilesinin Neolitik atalarına ait antik çömlek parçalarından ilham aldı. Siyah üzerine siyahla boyanmış eserleri yeniden oluşturabilmek için uğraştı. Deneme yanılmayla bunu yapmaya çalışması oldukça uzun bir zaman aldı. Sonunda süreci başarıyla bitirdi ve geçmişi günümüze getirdi. Çömleğin modern dünyada sanat olarak yeniden tanınmasına yardım etti. Büyük Tuz Gölü üzerinde yapılan Smithson'ın sarmal dalga kıranı, yeryüzü heykel sanatı veya arazi sanatı denilen başka bir çeşit sanat örneği, arazi sanatı. Stüdyoda yapılıp dışarıya konulan heykellerin aksine arazi sanatı, doğadan toprak, kaya, odun, dal ve su gibi şeyler alınarak yapıldı. Manzaranın devamı olarak doğada kalmaya devam eder. Genellikle modern sanat olarak tabir edilen 20. yüzyıl sanatı hepsinin ötesinde deneyseldi. Yıllar geçtikçe sanat daha az grup akımı odaklı ve yeni yaratıcı anlatı yolları için daha çok kişisel arayışa yönelik olmaya başladı.